Merhaba sevgili öğrenciler, Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Matsev yayınları 8. sınıf soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Cebirsel ifadeler test 8'in çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Önceki videolara sağ üst köşedeki kartlar bölümünden ya da açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Bir telefon ve tablet bilgisayar uygulaması geliştirmek isteyen Cüneyt Bey, bu uygulamayı aşağıdaki kurallara göre oluşturuyor. Veri sayısının bir fazlasının karesini alıyor. Bu sonucu bir numaralı işlem olarak adlandırılıyor. Veri sayısından 1 çıkartıp karesini alıyor. Bu sonucu 2 ile çarpıp 8 ekliyor. Ve bu sonucu 2 numaralı işlem olarak adlandırıyor. Son olarak 2 numaralı işlemden 1 numaralı işlemi çıkartarak elde edilecek ürün formülünü buluyor. Buna göre denmiş. Veri x olmak üzere ürün formülü aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Önce 2 numaralı işlemi yapalım. 1 çıkartıyoruz. X'ten 1 çıktı. X eksi 1. Karesini alıyoruz. X eksi 1'in karesi. Bu sonucu 2 ile çarpıyoruz. Çarpı 2. 8 ekliyoruz. Bu 2 numaralı formülümüz oldu. Birincisinde ise 1 fazlasının karesi alınıyordu. X'e 1 ekledik. Karesini aldık. İkinci işlemden birinci işlem çıkarılıyor denmiş. Burada 2 tane x eksi 1'in karesinin 2 katı var. X eksi 1'in karesi, birincinin karesi x kare, ikisinin çarpımının 2 katı eksi 2x artı ikincinin karesi. Bunu 2 ile çarpacağız. Dağılma özelliğiyle çarpmamızı yapalım. 2x kare eksi 4x artı 2 oldu. Burada artı 8 var. Eksi İkinci parantezimiz x kare artı 2x artı 1 oluyor özdeşliklerden. Buradaki eksi parantezin içindekilerin işaretini değiştirir. Yani eksi x kare eksi 2x eksi 1 şeklinde olur. Daha sonra işlemimizi yapalım. 2x kareden x kare çıktı. X kare eksi 4x eksi 2x eksi 6x yapıyor. 2 8 daha 11 çıktı. 9 yapıyor. Bu ifadede tam kare bir ifade. Burası x'in, burası 3'ün karesi. Bunların çarpımının 2 katı da ortadakini verdiğinden x eksi 3'ün karesi oluyor. Yani cevabımız A şıkkı. Veri 9 olduğunda ürün kaç olur diye sorulmuş. İkincisinden başlıyoruz yine. 1 çıkartıp karesini alacaktık. 9'dan 1 çıkartıp karesini alıyoruz. Bunun 2 katını alıyoruz. Sonra 8 ekliyoruz. Bu ikinci sayımız. İlk sayıyı bulmak için de veriye 1 ekleyip karesini alıyoruz. Sonra bu ikisinin farkını aldığımızda sonuç bulunmuş olacak. 9'dan 1 çıktı. 8. 8'in karesi 64. 2 çarpı 64 artı 8 eksi. 9 1 daha 10. 10'un karesi 100. 2 kere 64, 128. 8 ile de topladık. 128 artı 8 eksi 100 oldu. 128, 8 daha 136, 100 çıktı. 36 şeklinde cevap bulunmuş oldu. Dilersek şuradan da yapabilirdik. Bir önceki soruda x eksi 3'ün karesi şeklinde bulmuştuk. 9 eksi 3'ün karesi yazarak 6'nın karesinden de yine 36 cevabını bulabiliriz. Geçelim 3. soruya. 3. soruyla devam ediyoruz. Boyutları verilen bir zemin var. Bu zemin için iki farklı fayans kullanılmış. Bu fayanslardan birer tanesinin alanları farkı bize soruluyor. 8 sıra halinde. O halde bu 24P artı 16'yı 8'e bölmeliyiz. 8 parantezine alarak bu bölme işlemini yapabiliriz. 24P'yi 8'e böldüm 3P. 16'yı 8'e böldüm artı 2. 8 parantezini almış olduk. 8 ile sadeleştirdiğimizde enleri aynı olan bu dikdörtgenlerin kısa kenarlarını yani enlerini bulmuş oluruz. Nedir? 3P artı 2. Alanları farkı için uzun kenarlarının farkını almalıyız. 6P eksi 18'i burada 3'e böleceğiz. Burada ise 2'ye böleceğiz. 6P eksi 18'i 3'e bölmek için 3 parantezini almalıyım. 3 parantezini alınca 2p eksi 6 gelir. 2 parantezini aldığımızda ise 3p eksi 9 gelir. Bunların farkını alarak da alanları farkına yaklaşmış olacağız.
Dağılma özelliğini kullanalım. Burası 6P. Pardon, burada 3'e bölecektik, 2'ye bölecektik. Şurayı 3'e böldüğümüzde 3'ler birbirini götürmüş oldu. Burada da 2'ye böldüğümüzde 2'ler birbirini götürmüş oldu. 3P'den 2P çıkarttığımızda P kaldı. Eksi 9'dan eksi 6 çıkarttığımızda eksi 9 eksi eksi 6'dan şurası artıya döneceği için eksi 3 olur. P eksi 3 kalır. Uzun kenarları farkı P eksi 3. Kısa kenarları zaten birbirine eşit. 3P artı 2. O halde 3P artı 2 ile P eksi 3'ün çarpımı da alanları farkı olacak. Dağılma özelliğiyle bu çarpma işlemimizi yapabiliriz. 3P çarpı P 3P kare. 3P çarpı eksi 3'ten eksi 9P. 2 çarpı P'den artı 2P. Ve 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6 şeklinde. 3P kare. Ortada eksi 9P ile artı 2P benzer terimler olduğu için topladık. Eksi 7P. Ve sonda sabit terimimiz eksi 6 şeklinde. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Yarıçap uzunluğu R olan dairenin alanı pi R karedir diye formül verilmiş. Boş kalan bölgenin alanı soruluyor. Boş kalan bölgenin alanı için önce dikdörtgenin alanı bulunmalı. 5x artı 4 ile 4x artı 5'i öncelikle çarpmamız lazım dağılma özelliğini kullanarak. 5x çarpı 4x 20x kare. 5x çarpı 5 artı 25x. 4 çarpı 4x artı 16x. 4 çarpı 5 artı 20. Benzer terimleri toplarsak 20x kare artı 41x artı 20 buluyoruz. Dairenin alanları pi r kare. Pi'ye 3 alınız denmiş. Yani yarıçapların karelerini 3 ile çarpacağız. Önce yarıçapların karelerini alalım. Sonra 3 ile çarpalım. X artı 1'in karesi. X artı 2'nin karesi. X artı 3'ün karesi şeklinde. Özdeşlikler yardımıyla. X artı 1'in karesi x kare artı 2x artı 1. X artı 2'nin karesi x kare artı 4x artı 4. X artı 3'ün karesi x kare artı 6x artı 9 şeklinde. X kareleri toplarsak 3x kare, x kare, x kare, x kare, 3x kare yaptı. X'leri toplarsak 2x, 4x daha 6x, 6x de burada artı 12x. Sabit terimler 1, 4 daha 5, 9 daha 14 şeklinde. Pi ile çarpacaktık. Çarpı 3 diyoruz ve dağılma özelliğiyle çarpma işlemimizi yapıyoruz. 3 çarpı 3x kare 9x kare. 3 çarpı 12x 36x. Ve 3 çarpı 14 42. Boş kalan bölgenin alanı sorulduğu için çıkarma yapmalıyız. 20x kareden 9x kare çıktı. 11x kare. 41x'ten 36x çıktı. Artı 5x. 20'den 42 çıktı. Eksi 22. Cevabımız A şıkkı oluyor. Geçtik 5. soruya. Bir tablo verilmiş. 5. ve 6. soruda kullanılması için. 5. soru şöyle diyor. Pantolon için yapılan ödeme miktarının kazak için yapılan ödeme miktarından ne kadar az olduğunu gösteren cebirsel ifadenin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? O zaman kazak pantolondan fazla demektir. Kazak için B çarpı B yani B kare. Pantolon için ödenen ise 4A çarpı A. 4A kare. Çıkarma işlemimizi yapıyoruz. B kare eksi 4A kare. Benzer terim olmadığı için direkt çıkarma işlemi yapamayız. Bunun özdeşini yazabiliriz. Nasıl? Burası 2 kare farkıdır. Burası B'nin karesi, burası 2A'nın karesi. Dolayısıyla B eksi 2A çarpı B artı 2A şeklinde çarpanlarını ayırarak yazabiliriz. Cevabımız B şıkkı. 6. soru. Bu mağazadan yapılan alışverişin toplam miktarı 400 TL olduğuna göre A çarpı B değeri en fazla kaçtır denmiş. Baktığımız zaman kazak B çarpı B'den B kare. Gömlekler B çarpı 4'ten 4A'dan 4AB. Ve pantolon 4A çarpı A'dan 4A kare şeklinde oluyor.
Bu değer 400 TL'ye eşittir 400 TL diyoruz. Bu ifade çarpanlarına ayrılabilir. Tam kare bir ifade. Burası b'nin karesi. Burası 2a'nın karesi. Bunların çarpımının 2 katı 4ab'yi veriyor. O zaman b artı 2a'nın toplamının karesi olacak. B artı 2a'nın toplamının karesi eşittir 400. 400 neyin karesi? 20'nin karesi. O zaman b artı 2a dediğimiz 20 olmak zorunda. A ve B ile ilgili bir bilgi var mı? Önce yukarıya bir bakalım. A ve B ile ilgili bir bilgi yok. A artı 2A'nın toplamının 20 olduğunu biliyoruz. A çarpı D, B değeri en fazla kaçtır denmiş. Çarpma işleminin sonucunun büyük olması için sayıların birbirine yakın sayılar tercih edilmesi gerekiyor. Toplamları 20 olması için mesela A yerine 5 yazarsanız 5 kere 2 10. B'ye de 10 kalır ve A çarpı B 50 olabilir. Peki A yerine 4 verirseniz ne olur? Veya 6 verirseniz ne olur? Bakalım 6 kere 2 12. Buraya da 8 kalır. 48'e düştü. Bir de 4 verelim o zaman. 4 verdiğimizde 4 kere 2 8. B'ye 12 kaldı. 12 kere 4 yine 48. Demek ki en fazla 50 olabiliyor. Cevabımız C şıkkı. 7. soruda bir katlama sorusu. Kare biçimindeki kağıt önce şekil 1'deki gibi tam ortasından kesikli çizgi boyunca ok yönünde. Sonra şekil 2'deki gibi kesikli çizgi boyunca ok yönünde katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Son şekilde oluşan dikdörtgenlerin alanları A ve B birim karedir. Buna göre başlangıçta kullanılan kağıdın alanının A ve B cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu B 2'ye katlanmış durumda. Yani bunun altında bir tane daha aynısından var. Şurası B. Şurası da B demektir. Altta kalan kısım. Şurası da açıkta kalan kısım A oluyor. BB 2A oldu. BB A oldu. Yani 2B artı A oldu. Açtığınız zaman burası da 2B artı A olacak. 2B 2B daha 4B artı 2A şeklinde cevap bulunmuş olacak. 4b artı 2a toplama işleminin değişme özelliği olduğundan 2a artı 4b şeklinde de yazılabilir. 8. soru. Kare şeklindeki bir karton parçası dikdörtgensel bölgelere ayrılıyor. Kesilen parçalar üst üste konduğunda oluşan mavi bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Mavi bölgenin alanından pembe bölgenin alanını çıkarmamız lazım. Karenin kenarı x artı 5. Şuradan görebiliriz. X artı 5'i. Mavi dikdörtgenin alanı x çarpı 8'den 8x oluyor. 8x'ten pembenin alanını çıkartacağız. Pembenin bu kenarı 5. Diğer kenarı x artı 5'ten 8'i çıkartırsak x eksi 3 olur. Bunların da çarpımı dağılma özelliğiyle çarparsak 5x eksi 15 olur. Eksi 5x eksi 15 diyoruz. Bu eksi işaret değiştirtecek içeridekilere eksi 5x ve artı 15 olacak. Eksi 5x artı 15 şeklinde. 8x'ten 5x çıkınca 3x artı 15 şeklinde mavi bölgenin alanını bulmuş olacağız. Cevabımız D şıkkı. Bu soruyla test 8'in çözümlerini bitirmiş oluyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açın. Matrak TV Instagram hesabını takip ederseniz oradan da duyuruları paylaşıyor olacağım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.